Yani biz kimin özgürleştirdiğini biliyoruz. Count خوازند و گرنش کردند نخوازند. برایش آیا سیاسی؟ خونه چه بکن؟ برایش سیاسی میکارم تیم دنبال برای عراق تاس. آه. سر بگو ربنا. که هی که اوله کی تنی نم بکارم. یمی بیرنچی یزیل دا. Orta Doğu coğrafyasında insanlık hala bunları yaşıyor, bunlara tanıklık ediyor ve bir halk üzerinde bu kadar sistemli bir insanlık suçu işlenmeye devam ediyorsa bu direkt Birleşmiş Milletler'in görev alanına giriyor. Direkt ISIS'in görev alanına giriyor. Direkt BM Güvenlik Konseyi diyecek ki bu olaya el koyuyorum. Ve bütün bu iddialarla birlikte derhal ISIS'i başsavcılığını harekete geçirmek durumunda aslında. Böylesi bir silsile de var. Çünkü Roma tüzüğünü ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, ne Türkiye, ne İsrail imzalamamış. Bu bahsettiğim 5 ülke Roma tüzüğünü imzalamayarak ISIS'in Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisini tanımıyor zaten. Ama ciddi hak ihlalleri gerçekleştiren ülkeler. Dolayısıyla IŞİD'in üzerinde at koşturduğu ülkeler de ISIS'in tarafı olmadığı için geriye ne kalıyor? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üzerinden ISIS'i devreye geçirmek. Dolayısıyla da şu anda bu katliama maruz kalan herkes bizim ulaşmamız gereken insanlar. Bir beraberinde sayılarını 4000 ile 7000 olarak tahmin ettiğimiz bir kadın ve çocuk kitlesinde götürdüler. Bu bir. İkincisi, şu ana kadar bir kısmıyla görüştüğümüz ve bir kısmıyla da peyderpey görüşmeye devam edeceğimiz ortalama 1000-1500 civarında kurtarılan kadınlar ve çocuklar var. Bunların içlerinde bazıları evli ve bebekleriyle, küçük çocuklarıyla kaçırılmışlar. Hep birlikte işkence yaşamışlar zaten. Sistemli bir tecavüz, sistemli bir fiziksel ve psikolojik işkence ve yaşta da sınır tanımama gibi bir vahşetle karşı karşıyayız. Yani ben bu röportajda tecavüze uğrayan en küçük çocuk yaşını vermek istemiyorum. Evet. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarla Kürtçe konuşmaya devam ettiğinizde kurtarıldıktan sonra dönüp size hani anlamıyor gibi bakıyorlar. Annelerine sorduğumuzda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki çocuklarımızla Kürtçe konuşmamız yasaklandı. Arapça konuşacaksınız ve Kürtçe konulan isimleri Arapça isimlerle ikame edildi. Senin adın artık Rojmin değil Ayşe. Mesela senin adın artık Berivan değil, senin adın bundan sonra Fatma. Çocuk artık Fatma olduğunu sanıyor dönüp sana baktığı zaman ve Kürtçe konuştuğunuzda unuttuğu için artık anlamıyor bile. Yani binlerce travma, psikolojik şiddet, tecavüzlerle birlikte eş zamanlı uygulanmış bu çocuklar ve bu kadınlar üzerinde. Ve hala dediğim gibi 4000 ile 7000 arasında bir nüfus ellerinde. Ellerinde olan nüfusun bazılarını hali hazırda zaten Birleşik Arap Emirlikleri, işte Sudan, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan'a, Irak ve Suriye'ye belirli Araplara satmış durumdalar zaten. Hani onlara nasıl erişebiliriz? Çok derin bir soru.